Zaten yaşı gelmedi de. B grubu yarışçıları yarış yapacak hem de motosikletlerle, hem de bu motosiklet Satoru muydu? Satoru bence, Satoru. Evet, Sincap Akil Dost da var yanımda. Bugün ikimiz sunucuyuz. Sincap da B grubunda. Bakın rakipler yarışacak bugün. Sincap için de önemli yani bugünkü yarışlar. Kaptan Amerika nereye gitti? Kaptan Amerika düştü ya. Bu motorda düşmek bayağı zor. Kaptan Amerika zoru başardı bence. Bu motorda düşmek zor mu? Tabii tabii, bu motor çok dengeli bir motor. Düşmek zor. Kaptan, doğru tarafa git. İlk yarışçı Kaptan Amerika bence. Görüyoruz zaten. Bencesi fazla oldu değil mi? Yine mi düşecek kaptan? Nereye gittin kaptan? Lastiklerin üstüne düştü bu sefer de. Ve o taraf değil. Öbür tarafa çık ha. Kaptan Amerika, şaşırdın galiba. Evet evet. Böyle bir yarış parkuru ilk kez görüyorum. Daha doğrusu uzun zamandır yarışmayınca biraz şaşırdım galiba. Şaşkın kaptan bu sefer ayağa takıldı. Hadi kaptan. Tamam, motoru alıp gidiyorum. Alalım şuradan. Geri geri. Evet, güzel. Devam edelim bakalım. İlk yarışta 3 puan hedefim değil. Dur. Evet, bu yarıştan 2 puan almak istiyorum. Hedefim 2 puan. Birinci olamayacağını düşünüyor kaptan. Çıkamayacak mı? Vay be, tam yerinde roketledi. Evet, aşağıya düşeceğini sanıp roketledi. Bir daha düştü. Oo. Kaptan Amerika uzun zamandır yarışmıyordu tabii. Ara vermişti arkadaşlar. Şimdi 7. sezonda tekrar aramızda. Kaptan be kaptan. Kimin kaptanı bu? Hangi geminin kaptanı? Kaptan, senin gemin var mı kaptan? Gemim yok abuzi. Benim kaptanlığım öyle bir kaptanlık değil. Tamam kaptan. B grubu yarışçılarından 5 kişi yarışacak arkadaşlar bugün. Kaptan Amerika ilk yarışı ve denize düştü. Zaten başarılı olamayacağı belliydi. İki de bir düşüyordu. Düşmesi imkansız motorla düşüyordu. Geçmiş olsun kaptan. Teşekkür ederim. İkinci yarışmacı Flash arkadaşlar. Motorda güzel bir renk. Acaba bugünkü yarışçılar içinde en güzel renkli motor kime ait olacak? Bence bu güzel yani. Flash birinci olabilir bence. 3 puan alır mı diyorsun? Yok, motorunun güzelliğinden bahsediyorum. Evet, güzel. Pembe ile mavi. Yani güzel sayılabilir. Ama daha güzel renkler de var bence. Evet arkadaşlar, şimdi bugün kimler yarışıyor? Bir grubu gösterelim. Ondan sonra da şey yapalım. Geçenki yarışta Kamil dayı bir soru sormuştu ya. Soruya ilk doğru cevap veren Flash ne yaptı? Flash! Hoppa! Hoppacık oldu, hoppacık. Kalk. Bir şey olmadı. Kalk. Evet. Kamil dayı sorusuna doğru cevap veren kişinin yorumunu gösterelim. Önce grupları gösterelim. İşte B grubu yarışçıları. Buradan 5 kişi. Flash, Kaptan Amerika, Helen Aybar, Blabla ve Yorumcak Adam yarışacak bugün. Bu yarış parkuru. Flash yine düştü. Bu motorla düşmeyi başaran ikinci kişi Flash oluyor. Bence bu motorun öbür motorlarda farkı yok. Bayağı düşülüyor yani, sert çarpınca yere, yüksekten falan inince. Kardeşim, bu motor öyle bir motor ki, motor denmez buna. Düşülmez bu motorla. Sadece biraz dikkatli sürmek gerekiyor. Bilmiyorum ama ilk iki yarışçı da düştü. İkisi de düştü yani. Hadi şu sorunun cevabına bakalım. Tamam arkadaşlar, geçenki bölümde Kamil dayı ne sormuştu? Güneş sistemindeki en büyük gezegenin içine kaç tane dünyası var diye sormuştu. Dur Flash, bakalım buraya geçemeyecek mi? Motor takıldı, Flash uçtu, cama çarptı. Kimse ateş etmiyor. Şimdi ateş ediyorlar. Kaç Flash, kaç! Oradaki bir tank patlarsa motosiklet direkt patlar. Evet. Arkadaşlar, Kamil dayı güneş sistemindeki gezegenin en büyük gezegen içine kaç dünyası var demişti. Bir kere güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter arkadaşlar. İçine de yaklaşık 1300 kadar dünya sığıyor, anladınız mı? Dünyanın boyutlarından 1300 kat daha büyük demek ki. Flash çok düştümüştü ama yarışı tamamladı. 1 dakika 59 saniyede tamamladı Flash. Tebrikler Flash, tamamladın yarışı. Sıradaki yarışçı Örümcek Adam ama önce geçenki soruya doğru cevap veren, ilk doğru cevap veren izleyicimizin yorumunu bir okuyalım bakalım. Evet. Ebru demiş ki, abi hepinizi çok özledim. Lütfen kalp atın. Hem aboneyim hem like atıyorum ve sorunun cevabı en büyük gezegen Jüpiter ve bence 1320 dünya sığar demiş ve doğru cevabı vermiş Ebru. İlk veren olmuş daha doğrusu doğru cevabı. Ebru'ya teşekkür ediyoruz. Örnek işte abone. Örnek abone. Hem kalp atmış, hem abone, hem like atıyor. Böyle izleyici zor bulunur. Teşekkürler Ebru.
Evet, Jüpiter'in içine de 1320 tane dünya sığıyormuş. Huh be, amma da dünya sığıyor. Ne kadar büyük bir gezegenmiş bu Jüpiter. Evet, aklım almıyor. 1320 tane dünya. Huh. Şimdi birazdan ben de bir soru soracağım. Örümcek Adam'ı izleyelim. Örümcek Adam, geçen sezon kötü geçmişti senin için. Bu sezon beklentilerin neler? Öncelikle bu yarışı birinci olarak bitirmek istiyorum. Tabii her taraf tehlikeli. Adamı ikiye bölecekti pervane. Hemen buradan gitmeliyim. Hayır, olamaz. Bütün planlarım suya düştü. Yarıştan puansız ayrılıyorum. Geçmiş olsun Örümcek Adam. Teşekkür ederim. Örümcek Adam, adamlara dokunma Örümcek Adam. Yasak Örümcek Adam. Dokunmak yasak Örümcek Adam. Ama o bana vurdu. Sen üstüne gidersen öyle olur tabii. Örümcek Adam yarıştan puan alamıyor. Bir de tokat yedi. Gerçi adama çarpıp düşürmeye çalıştı. O yüzden hak etti yani tokadı. Yasak. Adama vurmak yasak. O da vurmadı zaten de işte bir çarpayım düşüreyim dedi. Silahlı sonuçta adamlar. Neyse, öbür yarışçıya geçelim. İşte karşınızda yepyeni bir yarışçı. İlk defa yarışacak. Nasıl bir yarışçıymış? Maharetli mi? Beceriksiz mi? Göreceğiz. Hello Neighbor, aramıza hoş geldin. Geldiğin zaman hoş gelirim ama pek hoş bulmam doğrusu. Hiç de hoş bulmadım. Neden kardeş, neyi beğenmedin de hoş bulmadın? Bir kere bu motoru beğenmedim. Neden motorla yarışıyoruz? Ben Ferrari ile yarışmak istiyordum. Tehlikeli yarışa da sırf Ferrari sürmek için. Yarış parkurunda böyle dönen şeylerin ne işi var? Çok tehlikeli. Çarptım düştüm işte, gördünüz mü? Bence böyle şeyler kalkmalı yarıştan. Tehlikeli olabilir yani. Yarışın adı zaten tehlikeli yarış. Ne oluyor? Ne oldu şimdi, ne oldu? Dedim işte bak, hiç hoş bulmadım demiştim sana. Umarım motoruma bir şey olmadı. Yanıyor, motorum yanıyor. Böyle şey olmaz ama. Taklar patladı yani, bir şey olmaması imkansız. Bir yarışta içi gaz dolu tankın ne işi var zaten? Çok saçma. Tehlikeli yarıştayız ya, yani tehlikeli olsun diye. Geçmiş olsun Hello Neighbor. Biz bir dahaki yarışçıya geçelim. Ne yani, bir kere daha yarışmayacağım mı? Motorum yandı. Evet, yandı, o yüzden bitti senin için yarış. Böyle iş mi olur ya? Son olarak Bla Bla yarışacak arkadaşlar. Ve son yarışçı olduğu için artık sorumuzu da soralım abuze. Tamam, soralım. Önce ben sorayım mı? Sor bakalım. Arkadaşlar, soru şu. 6. sezonun, yani geçen sezonun ilk yarışında yarışı kim sunmuştu? Ve o yarışı kim kazanmıştı? Hadi bakalım yorumlara yazın. İlk yazanın yorumunu okuyacağız burada. Tabii doğru yazması şartıyla. Ben de bir soru sormak istiyorum. Sor bakalım. Şimdi bu Bla Bla var ya, Bla Bla. Süper kahraman olsaydı ne olurdu? Yani ona bir isim bulun, tamam mı? Sonu adamla bitsin ama. Adam, örümcek adam, hani yarasa adam falan var ya, demir adam. Bla Bla olsaydı yani süper kahraman, adı ne olurdu? En komik isim verenin yorumunu bir dahaki yarışta göstereceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım, hayal gücünüzü kullanın ve Bla Bla'ya komik bir isim bulun süper kahraman ismi. İlginç bir soru, güzel. Bu arada bak, Bla Bla birkaç tehlikeli yerden hiç düşmeden geçmeyi başardı. Evet, benim de dikkatimi çekti. Ama şu rampalardan atladıktan sonra o adamların yanına gelince cama çarpıyor ya, cama. Orası çok tehlikeli, orada düşer. Bence pervaneye takılmazsa camı içinden geçebilir, üstünden de geçebilirdi ama. Nasıl geldik ama? Nasıl bir geçiş bu? Hafifçe cama dokundu, kırdı. Ondan sonra geçti. Dedim sana bak. Ama burada düşer bak işte. Burası olmaz. Burada ayakta kalamaz. Bla Bla kardeşim, dikkatli ol. Düşmeden devam et. Sana güveniyorum. Direkt kestirmeden finish çizgisine gitti. Bla Bla kardeşim, sen ne yaptın hala ya? 1 dakika 30 saniyede bitirdi Bla Bla. İnanamıyorum kendime. Yanlışlıkla buraya atlamışım. Nasıl bitirdim ama yarışı? Birinci oldum bugün Bla Bla, tebrikler. 7. sezonun 3. yarışını Bla Bla kazandı arkadaşlar. Flash da 2. oldu. B grubunda Bla Bla 3 puanla 1. sırada, Flash da 2. sırada. Bir dahaki yarış da bu parkurda olacağı için yine böyle iki tekerli araçlarla olacak. Ama ondan sonra yeni bir parkura geçeceğiz. Evet, videoyu beğenmeyi ve sorduğumuz sorulara cevap yazmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.